Evet, değerli dostlar, merhabalar. Gerçekten ben artık bazı şeyleri söylerken hem yoruluyorum ve kat ve kat üzüntülerim artıyor. Çünkü bazı şeyler ne insanlığa sığıyor, bazı şeyler de göz göre göre önümüze geliyor. Şimdi 18 yaş dediğimiz bir yaş önemli bir yaş ama 18 yaş bile artık olgunlaşmada böyle yani akıl ve ruhsal olarak bana göre küçük bile kalmışken hep yıllardır size söylüyorum ya yani çocuk yaştakilerin büyük insanlar gibi davranmaları falan filan derken ortalıktaki sapıklıklar. Şimdi 13 yaşındaki bir kız çocuğu HIV virüsünden dolayı vefat ediyor. Tabii araştırma yapılıyor, bu virüs önemli. Ve yapılan araştırmada ne olduysa son 3 yılda olduğu anlaşılıyor. Çünkü daha önce kız bir operasyon geçirmiş. Allah rahmet eylesin. Ve bu ameliyatta testler yapılıyor. Biliyorsunuz ameliyattan önce bu özellikle HIV virüsü testi rastlanmıyor. Tabii kız vefat edince onun aile bireylerine de test yapılıyor hemen. Ve yapılan testlerde anne negatif, baba pozitif çıkıyor. Yani şimdi bu durumda aklınıza ne geliyor? Yani babanın kıza bir istismarda bulunup bulunmadığı sorgulanıyor. Tabii ki şimdi emniyet güçleri işte bakan yani savcılar bu konu üzerinde çalışma yapıyorlar. Şimdi insanın aklı almıyor. Baba pozitif, anne negatif, kız pozitif, HIV'den ölüyor. Yani bakın istismarın kimden gelirse gelsin asla kabul edilemez bir şey. Ya kabul edilemezi geç zaten yani o düşünülemez. Hele ki aile içi böyle bir şey gelmişse o zaman da ne var biliyor musunuz? Yani insan daha büyük bir dehşete düşüyor. O bir dehşet ama bunun aile içinde olmuşsa daha büyük bir dehşet. Şimdi bakalım bunun sonunda ne çıkacak? Baba istismar etmiş mi? Anlayamıyorsunuz. Yani inanın o kadar üzüldüm ki ve benim bu konudaki fikrimi biliyorsunuz. Sadece istismar değil yani hunharca işlenen, katledilen cinayetler falan bunlarda yani bu insanların bu eylemleri yapanların yaşamaları bile helal değil. Yani bunların yaşamalarına, yani bunların bu dünyada bizimle nefes almaları bile onlara haram. Bizim vergilerimizle o cezaevinde kalmalarını asla helal etmiyorum. Benim düşüncelerimi biliyorsunuz. Şimdi bu işin bu boyutu. Sonra İstanbul Tıp Fakültesi'nde bu haberden sonra bir araştırma yaptık. 100 tane takip edilen çocuk var HIV virüsü olan. Bunun 20 tanesi cinsel istismarla alakalı. Yani istismara uğramışlar ve ondan dolayı bulaşmış. 20'si böyle. 80'i ise cinsel ilişki veya işte ameliyat şu bu bilmem ne. Önemli bir rakam. Yani çocuklarda bunun olması, yetişkinlerde bile önemli bir rakam ama çocuk yaştakilerle işte 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaşlarında bunların olması, hele ki 12, 13, 14, 15, 16 dehşet verici bir şey. Şimdi ben biliyorsunuz hep yıllardır ne diyorum çocuk gelinlere karşıyız ama ortalık çocuk kadınlarla ve çocuk damatlarla dolu. Çocuk gelinlere ve damatlara karşıyız ama ortalık çocuk kadınlarla ve çocuk adamlarla dolu. Bekaret yaşı 13'lere inmiş diyoruz ki öyle. Ve çünkü bu işte küçücük kızların büyük kadınlar gibi olmaları bunları otomatik olarak işte flörtöz dönemlerinde en çok işte artık ergenlik döneminde ilgi duydukları konular işte flörtleri var. Ben yıllardır diyorum çocukların idealleri yok, hedefleri yok ama sevgilileri var. Ailelerin bu konudaki rahatlığı hani olsun, niye olsun, erkek arkadaşı olsun, sevgilisi olmasın. Flört bile şey bir kavram kalıyor çünkü flörtte bir cinsel ilişki olmuyor ama inanın çoğu
18 yaş altı, hatta 13'lere inen bir cinsel hayat söz konusu. Hatta bir oyuncu kızın radyoda işte 17 yaşındaki cinsel tecrübesini annesininle paylaşmasını falan burada yorumlamıştım. Annenin bunu normal karşılaması falan filan. İşte bunları böyle o kadar gerek magazinsel hayatlarla, gerek özgürlük adına, modernlik adına o kadar böyle normalleştirdiler ki ve gerçekten cinsellik yaşı çok aşağılara indi. Şimdi modernlik, özgürlük falan bunlar değil. Bunlar gerçekten bence cahillik ve bilgisizlik. Çünkü modern olmak ve bilgili olmak çocuk yaşta yaşanmayacak şeyleri yaşamak değildir. Her yaşın bir oluru vardır. Çünkü bu iş aynı zamanda cinsellik haz duygusundan öteki de akıl ve mantığın da devrede olması gereken kiminle neyi yapacağını. Ne oluyor? Siz gençlere bu konudaki önündeki değersel engelleri, inançsal engelleri kaldırırsanız, özgürlük adı altında çocuklara bunu normalleştirip bir de özendirirseniz, yaptıkları zaman da "aa benim çocuğum bilsin" kafasında çocuğunuzla bir şekilde bu konuyu normalleştirirseniz ne oluyor? Küçücük kız çocukları, pozitif ayrımcılık yapalım, daha çok kız çocukları, erkek çocukları, bunlar tehlikelere açık hale geliyor. Ve flörtözlük zaten ne demek? Duygusal bir şey hissetmek. Zaten yaşın küçük, duygusal bir şey hissediyor. Akabinde tensel temas, el tutuşmayla başlayan bir şey ve bu cinselliğe kadar gidiyor. Ve sonucunda Allah korusun, İşte böyle bir mikroba da bulaşabiliyor. Hamile kalabiliyor kız. Şimdi kadınları koruyalım, kız çocuklarını koruyalım, özgürleştirelim diyoruz. Böyle mi? Yani küçücük yaşta hamile kalmak güzel bir şey mi? Küçük yaşta cinsellik yapan kişi önlemleri biliyor mu? O erkek çocuk bunun farkında mı? Tamamen nefsi duygularla bu küçücük çocukları adeta böyle tehlikenin içine atan aileler ve bir gazeteci güruhu var, magazin var, ünlü var, o var, bu var. Ve vallahi inanın, ben şimdi bu haberi okuduğumda o kadar üzüldüm ki, kıza üzüldüm, bu iş aile içi bir şeyse buna üzüldüm. Diğer taraftan araştırdığımda o 100 tane çocuğa üzüldüm. Evlerden ırak diyelim, ama bazı şeyler, hani bazı ahlaksız, şerefsiz sapıkların yaptığı şeyler zaten o dehşet, ama bir de kendi çocuklarımızı kendi ellerimizle farkında olmadan ya da şuursuzca bile isteye tehlikelere açık bir ortama atmış durumdayız. Ben bu mezuniyet balolarına bakıyorum. Bütün kızlar aşırı dekolteli. Şimdi alkol alıyor gençler daha küçük. Yasak ama bir şekilde buluyorlar, alıyorlar. Veya çıkıyorlar, ben bunların konuşmalarını dinliyorum. Aşkım aşkım sevgilim. Bu çocuklar okulda ne kadar başarılılar? Ya bu çocukların hedefleri yok. Bu çocuklar okula gidiyorlar, sınıfı geçelim tamam. Dert hangi AVM'ye gidelim? Çoğunluğu, hepsi değil ama maalesef gençliğin çoğunluğu böyle. Ne giyelim? Takma tırnaklar, röfleler falan. 14 yaşındaki kızlarda takma tırnaklar, röfleler. Ve siz bu kızlardan hani okulu, diplomayı aldırırsınız. Bu erkek çocuklarında da aynı şekilde. Diplomalarını alırlar ama hayata dair ne bekleyebilirsiniz? Peki tehlike? Yani dışarıda da mikroplara, sapıklara karşı bunlar yaş itibariyle korumasızlar. Yani o yaşta kendini ne kadar koruyabilir, ne kadar koruma bilinci olabilir? Ve ne oluyor? Bir olay sonunda başta her şey gelebiliyor. Özellikle kız çocukları işte hamile kalabiliyor. Kürtaj olsa ne olur? İyi bir şey mi kadın bedeni için? Bir genç kızın, hele körpecik bir kızın bedeni için cinsellik de bana göre duygusal şiddet gibi bir şey, fiziksel şiddet gibi bir şey. Ama bunlar kız da cahil oğlan da. Bir de bu küçük kızların karşısına daha büyük erkekler çıkıyor. Bunun işine maddi boyutları giriyor. Bir şeyler giriyor. Her şey giriyor ve olan yine değerli dostlar çocukları oluyor. Ve aileleri anlamıyorum. Yani siz çocuklarınızı, küçücük kız çocuklarınızı, özellikle kız çocuklarınızı
kocaman kadınlar gibi bir hale sokup o kadar ağır dekolteler. Hani mesela hep ünlülerden diyoruz, Defne Samyeli kendi zaten aşırı dekolte giyiyor. Kızları 14 yaşından beri bizim gözümüzün önünde kocaman kadın gibi. Geçen Cadılar Bayramı diye kızlarının o giydiği kıyafetler, yani daha üniversite talebesiler herhalde, bir demiler, iki demiler. Ama lise çağlarında da bu kızlar böyleydi. Öbür taraftan gidiyorsunuz, bunlar gibi genç kızlar, şimdi bunlar hep tehlikeye açık oluyor. Hani bu sevgilileri var, flörtleri var. Aa, ne diplomasını aldı, ne oluyor? Ama hayata dair bilgisi ve duruşu olmuyor. Gerçekten ben ailelerin özellikle kız çocuklarını yetiştirirken yaşından büyük kıyafetler, şekil, tavır, hal, bunları bir de gidip anneler özellikle kendi elleriyle yaptırıyorlar ve bütün kızlar kocaman kadınlar gibi. Bunların ruhsal ve zihinsel dünyalarının, atıyorum, 13-14 yaşındaki bir kızı 25 yaşındaki bir kadın gibi giydirip takma tırnaklar, röfleler, şunlar bunlar, hatta estetikler yaptırılıyor şimdi. Bunları yaptırdığınızda bu kızın zihinsel ve ruhsal dünyasının bozulduğunu ve kendi olması gereken yaşın dışında bir şekle büründükten sonra iki şekil arasında, yani kendi gerçek yaşı ve göründüğü gibi yaş arasında sıkışıp saçmaladığını ve tehlikelere açık bir hale geldiğini nasıl göremiyorsunuz? Kendi evladınıza karşı nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorsunuz? Anlamış değilim. Yani inanın tasavvur edemiyorum. 14 yaşındaki, 15 yaşındaki bir kız evlendirildiği zaman kıyamet koparılıyor ki en büyük kıyamet kopsun. Ama 14-15 yaşındaki bir kız flörtlük adı altında bir cinsellik yaşadığı zaman buna kimse tepki vermiyor. Bak, toplum böyle çürüyor ve yozlaşıyor. İnanç zafiyeti, tekrar ediyorum. Bak, bu videoyu çekerken ki üzüntümü anlıyorsunuzdur. Yani bazı olayları yorumlamak bile insana böyle ağır geliyor. Bazen de ağır geliyor. Yani çok ciddiyim. Yani nasıl kıyıyorsunuz evlatlarınıza? Şimdi mesela kaybedilmiş çocuk dediğimizde, hani coğrafya kaderinizdir mantığıyla, işte o değil. Hayır, varlık içinde kaybedilen, imkanlar içinde kaybedilen o kadar çok çocuğumuz var ki, çocuklarımızın her yaşın bir oluru var. Her yaşın bir olması gereken cinselliğin de bir yaşı var. Ya bari bırakın bu çocukları 18 yaşını doldurana kadar, üniversiteye başlayana kadar kendilerini korumasını, hem duygusal olarak hem duygusallığın getirdiği neticede fiziksel olarak cinsellikten korusunlar ya. Cinsellik insan için çok, Allah'ın vahşettiği çok güzel bir olay. Ama o yaşlarda değil ya. Bunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten değil. Çocuklarınızı koruyun. Modernlik adı altında, özgürlük adı altında böyle bir toplumsal çürüme gerçekten görülmedi. Küçücük küçücük kızlar ya kendi akranlarıyla bu deneyimleri yapıyorlar ya da kocaman kocaman adamlarla yapıyorlar. Belki de imkanı olmayan bazı kızlarda imkanlı erkeklerle daha çabuk gidebiliyorlar. Sonra işte, ha ben bu vefat eden kıza nasıl bulaştı bilmiyorum. Ama gerçekten nasıl bulaştı? 13 yaşındasın. HIV virüsü kapıyorsun. 3 yıldır bir ameliyat olmamışsın. Baban pozitif, anne negatif. Yani insan sorguluyor. Ben buradan yetişkinlere de diyorum, serbest cinsel yaşam, serbest hayat diye diye toplumsal çürüme, inanç, sosyal çürüme, inançtaki zafiyet, hepsini bir araya topladılar. Özgürlük bu değil. Gerçek manada özgürlük hayata ve kendine karşı sorumluluk duymaktır. Bu özgürlük değil. Bu insanları kendinden uzaklaştırmak, kendini kaybettirmek. Yetişkinler de her türlü tehlikeye açıksınız. Gidiyorsunuz, eğleniyorsunuz, dumtıs dumtıs, ya da biriyle tanışıyorsunuz. Ya eskiden
bir ağırlığı vardı. Hani var ya, hovardalığın bile çapkınlığın diye bir ağırlığı vardı. Şimdi bir yerde tanışıyorlar, o akşam tanışıyorlar. Hani manken Didem, neydi adı? Didem Uzel miydi? Neydi adı? O dedi ya, hani çok özür diliyorum, fuck buddy. Hani gidiyor, eğleniyor, o gece tanışıyor. Aa, birlikte oluyor, ondan sonra aa, hadi eyvallah. Bu mudur hayat ya? Bu mudur özgürlük? Bana bu göre bu kadın bedenine, erkek bedenine ya bu yapılacak şeydir. Ha şurada aa, canım çekti, hadi şunu yiyeyim mantığıyla bir cinsellik insana da anladı. Didem Soydan, tövbe. Didem Uzel çok iyi, güzel hayatı olan bir insan. Didem Soydan. Yani demişti, şaşırmıştık. En son da YouTube kanalında işte ayakkabısından bir şey içirdi, bir iki tane erkek, garip şeyler. Ya bunlar özgürlük değil, bunlar gerçekten toplumsal çürüme ve yozlaşma. Yani bu değil, yetişkinler için de bu değil. Ya bu toplum kendini toparlamazsa, bak yemin ediyorum, sokağa çıkacak halimiz kalmayacak. Kadının özgürlüğü bu değil ki ve çocuk yaşta bunların oluyor olması çok daha vahim, çok daha dehşet verici. Böyle bir olay oldu, ibretlik bir olay. Lütfen çoluğunuza, çocuğunuza sahip çıkın, etrafınızdakilere de anlatın. Kimse kimsenin özgürlüğünü kısıtlamıyor. Kız ve erkek çocukları arkadaş olurlarsa birbirlerini çok daha iyi tanırlar. Yanlış yapmaktan, anlatabiliyor muyum? Veya birbirlerini iyi tanırlar, üniversite zamanı flört olurlar, evlenirler, daha mutlu olurlar. Ama şu anda gençlerde, yani özellikle daha ergenliğe girmişlerde hep böyle bir sevgili modu, sevgili modu. Gidin bakın Instagram'da veya okullarda hep sevgili modu, sevgili modu. Ya bunun nesi doğru? Nesi yararlı? Ama işte bir kesim var. Aa özgürlük, aa özgürlük, o modellik bir kesim aile var. Ben çocuğumun her şeyini biliyorum. Ne güzel işte erkek. Bu değil ya. Bu değil. Evet dedim ya, çok dikkat etmek lazım. Yetişkinlerin dahi dikkat etmesi lazım kendine. Bir asaleti olur ya. Cinsellik dediğin şeyin bir asaleti olur. Bak tehlikelere açık yetişkinlerle, ama bu çocukların yani 100 tane çocuk. Zaten dedim ya en başta, istismar konusunda nefes almasınlar, nefesleri kesilsin. Ama diğer de farklı şeylerle, cinsel ilişkiyle veya işte ameliyat gibi bir daha şeylerle bulaşan şeyler, diğer 80 tanesi çocuklarda takipteki önemli bir rakam. Yani sadece kendimize Müslüman olmayacağız, sadece kendi çocuğumuza değil, etraftaki çocuklar için de üzülmemiz ve onları da düşünmemiz lazım. Görüşmek üzere.